Eğitimci şair Ferit Bahçeci, Düşümden Yansımalar adlı şiir kitabının tanıtımını yaptı. Burada yer alan şiirler 2000'li yıllardan, özellikle üniversite yıllarına başlayan bir süreçte, bugüne kadar uzanan bir süreç olarak burada yer alan şiirleri böyle bir süreçte yazdım. Eğitimci şair Ferit Bahçeci'nin hem Hatay Gazeteciler Cemiyeti hem de Antakya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında ilk sözü alan Edebiyatçılar Derneği Antakya temsilcisi Nevih Nafile, eğitimci yanıyla öğrencilerini, şiirleriyle de yürekleri aydınlatan Ferit Bahçeci'nin edebiyat serüvenine attığı ilk adım olan Düşümden Yansımalar adlı şiir kitabının hayırlı olması temennisinde bulunurken, şiir sevenlerin bu şiir kitabında daha mutlu bir yaşam için baba şefkatiyle damıtılmış dizelerle karşılaşacağını ifade etti. Düşümden Yansımalar şiir bahçesinde dolaşırken, karanlıktan aydınlık, karamsarlıktan umut, hayata dair tüm duyguları bazen yalın, bazen imgelerle örülmüş bir şekilde düşünmeye, düşündürmeye yönelten şiirlerde, yarından umutlu, güzellikleri haykıran sevdalı bir yüreği ve daha mutlu bir yaşam için baba şefkatiyle damıtılmış dizelerle karşılaşacaksınız. 61 sayfadan oluşan Düşümden Yansımalar adlı kitabında 50 şiirin bulunduğunu ifade eden eğitimci şair Ferit Bahçeci, küçüklüğünden beri şiire merakının olduğunu, yazdığı şiirleri bir kitapta toplamanın kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti. Can Kokto, şiir öyle ayrı bir dildir ki başka hiçbir dile tercüme olunmaz. Hatta yazılmış olup göründüğü dile bile demiştir. Ben de Düşümden Yansıyan dizelerin tercümesini okuyuculara bıraktım bu kitapta. Sözcüklerin sağanağından avucunda biriktirdiklerini cömertçe sunmaya çalışarak insanların yüreğine dokunmayı istediğini de dile getiren Bahçeci, Nisan 2013'te Yankı Yayınları'ndan çıkan kitabının insanları aynı yürek atışında bir araya getirmeyi hedeflediğini söyledi. Şiir sözcüklerle yüreğe dokunmuştur diyerek yüreğinize dokunmaya çalıştım bu kitabında.